Evet. Ön varyatörlerimizde kayışların gezdiği alüminyum tutacak kısımları temizlemek gerekiyor. Bunlar yeni bakımdan sonra tekrar kayışın izleri gelecek. Kaçırma yapmaması için, daha rahat çalışması için detaylı temizlikte. Konularda Alaka Spey bayağı başarılı. Görüyorsunuz. Daha 5000 kilometrede sıfır motor. Kaptanın kresleri vesaireleri toz haline geliyor. Bu otomatik motorun canı ciğeri varyatörlerdir. Varyatörlere ne kadar bakarsan motorun kayışın varyatörün ömrü o kadar uzar. Ha bu demek değildir ki aman varyatöre 5000'de 10000'de bir şey mi olur? Olmaz. Ama ömrü kısalır. Kayış 40-50 bin gidecekse 10.000'de 15.000'de değiştirmek zorunda kalırsınız. O yönden detaylı varyatör bakımı çok önemlidir. Bunu biz test ettik. Kendimiz onayladık. Ve bizim onaylayıp da yaptığımız kişiler de onayladı. Herkes güzel verimler alıyor. Şimdi burada kirlenmiş kayışın izi, tozu, yağısı, kresi alüminyuma yapışmış. Orada kronikleşmiş yani. Onu almazsak bakımın bir anlamı kalmıyor. Aynı pisliğin içinde kayış tekrar gezmiş oluyor. Onun için şu şekilde bir çözüm bulduk ve bu da gayet başarılı. Günkü gibi, ilk yeni motor almış gibi kayışımız varyatörü rahat açıp kapatacak. Tabi bunu tekrar balata spreyle kuruluyoruz. Pırıl pırıl. Bu da tamam. İşte baskı burcumuz. Baskının da içinde kendi çapında pisliklerimiz var. Her ne kadar motor yeni de olsa çıkan pislikleri görüyorsunuz bak. Bunlar hep bu motordan çıktı yani. Bunları ne kadar çok temizlersek o kadar çok verim alıyoruz. Burada da varyatörümüzün içindeki baga dediğimiz asıl ismi tahrik silindir setidir. İlk hareketi ve son hareketi verdirir. Serpme şeklinde fizik kurallarına göre hareket halinde kayışı sıkıştırmaya yarayan ağırlıklar. Onların baskı yaptığı baskı sacımızın üst yüzeyindeki kalan salaçları alıyoruz. Orta varyatör burcumuz. Bu çok farklı bir malzemeden yapılmıştır. Hafif kresle kendini besler. Siyah dayanıklı bir malzemedir. Buna en ufak bir zımpara vesaire vurmuyoruz. Bunu olduğu gibi bırakıyoruz. Ayrıca tahrik sindir seti dediğimiz bagalar, ağırlıklarımız. Bunları yönlerini değiştirip 40.000 kilometre kullanma avantajımız var. Her 10.000'de bir varyatör bakımı yapıldığı zaman şu yüzeydeki çizikleri farklı yönlere getirip tekrar tekrar kullanabiliyoruz. Bu orijinali T
teflon, ısıya dayanıklı bir teflon malzemedir. Kolay kolay bozulmaz. Şimdi bunlarla oynayan arkadaşlar var. Yok ağırlığını hafifletelim, yok şey yapalım. Tamam ağırlığını hafifletelim ama şu yüzeydeki kaliteli teflonu bulamıyoruz maalesef. Şu yüzey kaliteli olmadığı müddetçe bunun hafifletmenin bir anlamı yok. Zaten Suzuki'de, Yamaha'da, Piaggio'da, SM'de, Kimco'da bunları modifiyeli yapıyorlar. Motor üretiminden modifiyeli. Sadece Honda'larda bu modifiye yok. Honda'larda da bunun eski kasa, yeni kasa veya Torna'da falan içini büyütüp, yani aslında içini büyütmedeki amaç metalini alıp hafifletmek. Ama sonradan takılan yan sanayi malzemeler maalesef ısıya dayanmıyor, eriyor. Bu motor 5000 kilometrede bu hale gelmiş. Bunun yan sanayi olsa 5000 kilometrede de gitmez. O yönden bunları değiştirmenizi kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Zaten bu motorlar tapa gazlarda 140, 150, 160'a kadar çıkabilen bir makina. Onun için oynamaya hiç gerek yok. Evet, kısa süreli bir durduralım.